Ben burada laf çok haftası başlıyor an itibariyle haftanın ilk günü ve biz birbirinden değerli konuklarımızı burada ağırlayacağız. Bir de ağır bir Karadeniz gecesi olabilir, haberiniz olsun diyoruz. Hani bakınız kimler gelmiş bu akşam. Burada laf çok başlıyor. İşte bu gecenin konukları. Bu gerçekten teknik açıdan oynaması çok güç oluyor ve insanı çok yoruyor. Sunucu oyuncu Berna Laçin. Programa aşk ekmek hayallerden katılıyor. Bu akşam Mesut Yar soruyor, Berna Laçin yanıtlıyor. Düşüşe biraz geçmiş bir iş ve herkesin bitti dediği anda tekrar yeni bir hikaye yaratarak. Oyuncu Burak Hakkı programa dikkatleri üzerine çeken yakışıklılığıyla katılıyor. Burak Hakkı bu akşam yeni dizisi ve kariyerini konuşuyor. Bizim mesleğimiz bu, işimiz bu. Bunun tekniğini biliyoruz, biçimini biliyoruz. Oyuncu Sinan Tuzcu programa setlerden katılıyor. Sinan Tuzcu bu akşam aşkın, ekmeğin ve hayallerin hayatındaki önceliklerini anlatıyor. Bizim yaptığımız eserler aslında anonim kokan eserler. Yorumcu Volkan Arslan programa sevilen şarkılarıyla katılıyor. Volkan Arslan bu akşam şarkılarını Burada Laf Çok için seslendiriyor. Konuklar sadece Mesut Yar'ın konuğu olamaz. Benim de konuğum. Ben de soru sormak istiyorum diyorsanız eğer Twitter/buradalafçok ya da Twitter/mesutyar'dan bize ulaşabilirsiniz. Sevgili dostlar, toplam 5 dakika sonra buradayız. Vallahi buradayız. Burak Hakkı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri bölümünden mezun oldu. 10 yıl modellik ve mankenlik yapan Hakkı, 1000'den fazla defile, tanıtım ve organizasyonda yer aldı. Yarışmalarda mankenlik dalında Türkiye'yi temsil eden yakışıklı model, aynı zamanda birçok reklam filminde de rol aldı. Burak Hakkı, 1995'te 2003 yılları arasında zaman zaman İtalya, Almanya, Avusturya, Fransa olmak üzere farklı ajans ve modacılarla çalıştı. Sibel Can'ın Kanasın adlı klibinde rol alması, modellik dışında da tanınmasına neden olan Hakkı, 2000 yılında oyunculuğa başladı. Son olarak Aşk Ekmek Hayaller adlı dizide yer alan Burak Hakkı, şimdi Mesut Yar'ın konuğu oluyor. Sayın Burak Hakkı konuğumuz ve pazartesi için bana göre iyi bir başlangıç. Çünkü hani nasıl başlarsa öyle gider. Acayip yakışıklı başlıyoruz inşallah. Yakışıklı bir hafta olur. Kendini yakışıklı bulur musun Burak? Kimi zaman? Bir kere doğal halimi seviyorum ben. Sabah ilk kalktığım hal. Yani neden bilmiyorum. Setlerde böyle hani çok fazla saç, makyaj bir şey yapıldığı zaman... O şeyden çıkıyorum, doğallıktan çıkıyorum. Ben o kadar şanslı olmadım. Tabii senin sabahleyin ilk kalktığında görmedim. Ama görmeyi de isterdim yani. Hani bir ev arkadaşım, bekarlıkta ne bileyim bir üniversite arkadaşım olarak. O dönemlerde var mıydı? Mesela üniversite okurken ev arkadaşlığı falan? Vardı. Çok iyi bir arkadaş grubumuz vardı üniversitede. Biz 4 kişiydik böyle. Sabah buluşup arabayla herkesin, her gün farklı arabalarla gidiyorduk. Yani biri... Atıyorum pazartesi benim arabamla okula gidiyordu üniversite. Kurtlar vahsi misiniz abi? Billerim kovuluyordu. yok çok çok şeker arkadaşlarımız vardı. Çok iyi bir grubumuz vardı. Ezer miydin yakışıklılığınla arkadaşları? Yok ya, hiç öyle bir şeyim yoktu benim. Okul takımında basket oynuyordum aynı zamanda. Oo. Yani popüler bir öğrenciydim aslında. Başarılıydım da, derslerim iyiydi. Ama hiçbir zaman böyle hani... yakışıklıyım ya da... Bu durumu kullanmadım diyorsun. Demedim, evet. Peki üçlük atışları nasıldı? İyi. Valla deliksiz giderdi yani. Bravo. Tebrik ediyorum. Podyumda mı daha karizmatiksin yoksa hani televizyon ekranında mı, kamera karşısında mı? Düşündün mü hiç? Düşündüm. Podyum bırakalı çok oldu. Şeyde izlerken demin sizin tanıtımınızı aslında gülüyorum çünkü çok tembel bir insanım aslında. Neden tembelim? Web sitemden alınıyor genelde bilgiler. Web sistemi 6 yıldır falan güncellemiyorum. Yani böyle bir hep yapacağım yapamadım bir türlü. O yüzden bazı bilgilerde eksik kalabiliyor orada. Mesela ama 10 yıl mankenlikte bir sıkıntı. Mankenlik modellikte bir sıkıntı yok. Yok. Mankenlikte çok farklı bir ortam var. Yani daha canlı performans var. O an kim hali ruhi yani ruh haliniz çok önemli. Oyunculuk çok daha farklı. Ben kendimi oyunculukta daha çok beğeniyorum açıkçası. Her geçen günde öğrenmenin yaşı yok. Aşama kaydettiğimi de düşünüyorum. Podyumda mesela yani canlı yürüdüğün için orada izleyiciyle çok... birebir göz göze geliyorsun. Evet. Yani oradaki tepkiler de enteresan ama hani reytinglerde başka bir yere taşıyor seni. Bir de sanıyorum kadın izleyicinin biraz göz bebeğisin diyebilir miyiz uluslararası anlamda? Olabilir. Yani beni insanlar seviyor. Ben onu çok o elektriği çok alıyorum yani. Kadın erkek diye ayırmıyorum. Dışarı çıktığım zaman insanların bakışlarından
hissettiklerini, benim hakkımda düşündüklerini anlayabiliyorum. Her türlü eleştiriyi de seviyorum. Hı hı. Mesela Twitter kullanıyorum. Orada özellikle olumsuz eleştirileri paylaşmayı da seviyorum. Yani o çünkü bana hatırlatsın bazı şeyleri. O insanın da bir düşüncesi var ve bizim için bende gördüğü bir eksikliği, bir şeyi gösteriyor ve onları da paylaşmayı seviyorum. Eğer erkekler seni makul buluyorlarsa, yani hakikaten seviyorlarsa, o zaman sorun yok. Çünkü hani genelde öyle bir sorundur ya. Mesela ben yengenle seni seyretmeyi tercih etmem. Ya tek başıma edebilirim. Ya da o tek başına isim benim haberim olmasın falan filan, ama eğer gerçekten hani kızlı erkekli seviyorlarsa seni, o muhteşem bir şey. Evet. İyi bir yerdesin. Kızlı gösteriyor. Erkek. Kızlı erkekli. Peki profil mi, cephe mi, yoksa vesikalık mı? Profil. Profil. Yani tam cephe değil. Tam cephe değil. Tek kulak. Tek kulak. Şu ideal olur. O mudur? Yani tamam, şu iyi. Kötü. Şu iki kulak kötü oluyor. Şu iyidir. Evet, sevip de Burak'a kavuşamayanlar için muhteşem bir fotoğrafı aldık. Bunun altına bir ara imzayı da basarsan keyifli. Kendinle barışık mısın? Ben çok barışım kendimle. Yani bilmiyorum. Enerjim hep yüksek. Hı hı. Bu diziye başlamadan da Aşk Ekmek Hayalleri hep şey derdim. Yani sette geleceğim, enerji yükselecek ama... Sinan'la tanıştım. İşte Sinan Tuzcu'yla, şimdi Berna'yla. Çok fena bir an değil mi yani Sinan'la tanışma anı? Şöyle yani, ona da söylüyorum. Sinan'ın da enerjisi inanılmaz yüksek. Ve normalde çünkü benim için şey derler sette çalışanlar. Ya işte Burak Bey gelince setin enerjisi değişir. Herkes yani espri, goy goy. Pozitif, bakar, güzel. Espri pozitif etkilenir. Herkesle uğraşırım, herkesle konuşurum. Şimdi bu sette Sinan var. Ben böyle biraz geri çekiliyorum. Berna Hanım var. Bu da aynı şekilde. Yani onlar mı uğraşıyorlar artık? Onlar uğraşıyorlar. Benim ben görevlerimi onlara teslim ediyorum. Abi bir görev paylaşımı yapsaydınız. Mesela çaycıyla sen uğraşsan, ışıkçıyla o, sesli ötekisi. Onu da yapacağız inşallah. Onu da yapacağız diyorsun zamanla. Peki seninle çalışmanın aslında çok kolay olduğu söyleniyor. Kimi zaman, kimi aktör ve aktrislerde hakikaten çok bunaltıcı bir enerji oluyor. Evet. Özellikle sette. Tek sorun var. Set emekçileriyle aran iyi mi abi? Çok iyi, çok iyi. Tamam, hiçbir sıkıntı yok değil mi orada? Çok iyi. İşte o önemli. Bu seni galiba sonsuz kılabilir şeyde, oyunculukta. Çünkü anladığım kadarıyla yani bu sektörde, uluslararası sektörlerde de bu işler kolektif işler. Yani birinin mutsuz olduğu an mutlaka ekrana yansıyor, ama sizde öyle bir şey görmedim. Başrol rekabeti diye bir şey var mı? Yani senin mesela gıpta ederek izlediğin birileri var mı? Dünyada ya da Türkiye'de. Yok yani, beğendiğim aktörler var. Kimler? Türkiye'de de var. Mesela Türkiye'den başlayalım. Ya bu iyi bir şey. Mesela bunu söylemen bir sürü adama ders gibi olur. Yani çok fazla var. Hem bu işin eğitimini almış tiyatroculardan da çok var. Benim mankenlik yaptığım yıllardaki bütün arkadaşlarım başarılı. Yani ben mesela hep söylerim yani. Kıvancı çok beğeniyorum. Bizden çok sonra mankenliğe başladı. Uzun yıllar mankenlik yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ aynı şekilde. Yani onun başarısıyla ben de gurur duyuyorum. Hakikaten gurur duyuyorum. İyi tanıyorum. Yani tabii. Bir meslektaşın o yükselme hali. Hem meslektaşım hem arkadaşım. Ve çok o bizim mankenlik yıllarında çok iyi zamanlar geçirdik. Yani çünkü ailemizden çok biz birbirimizi görüyorduk. Yurt dışı defileleri, şurası burası. Şu anda tabii birbirimizi göremiyoruz çok fazla. Herkes farklı işlerde ama onların başarılarıyla tabii ki gurur duyuyorum. Ben onlardan büyüğüm hepsinden, yani Kenan'dan da öyle. O yüzden... Büyük müsün ya onlardan? Büyüğüm hepsinden. Ciddi misin? Senin best model geçmişin var mı? Hiç girdin mi? Tabii tabii. Ben biz 94 yılında ben best model seçildim. Biz girdiğimiz sene profesyonel mankenler katılıyordu o yarışmaya. Yani kendi aramızda bir yarışma gibi olmuştu aslında benim kazandığım sezon. Ondan sonra da birçok oyuncu arkadaşımız çıktı, yani mankenlerin hepsi oyuncu oldu. İşte her zaman söylerim, Kenan böyle bize öncü olmuştur. Çünkü ilk başta bu mankenlikten oyunculuğa geçen oyuncular arasında o vardı. Çok önemli bir özelliğiniz var. Bunu herhalde podyumda öğrenmiyorsunuz. Bu insanın içinden gelen bir yetenek. Gözlerinizle oynayabilme yeteneği. Yani birçok aktörün aslında aradığı yetenektir o. Siz gözlerinizle oynuyorsunuz. Yani podyum sizi aslında bir şekilde bir konservatuvar gibi hazırlamış bir şeyleri. Ya aslında öyle değil. Yani o kadar farklı iki sektör ki. Yani hiç birbiriyle alakası yok diyebilirim size. Podyum bambaşka bir şey. Oyunculuk çok zor. Çok yetenek isteyen ve sürekli kendinizi geliştirmek isteyen bir sektör. Eğer içinizde bir yetenek ya da size yol gösteren, içinizde bir ses yoksa o zaman başarılı olma şansınız yok. Çünkü çok fazla rekabet var ve hemen mesela oynayamadığınız belli olabiliyor ya da bir sahnede zorlandığınız. Burak, bir takım sesler mi duyuyorsun?
Yok hayır. O içindeki ses bırak yapacaksın ya, yavrum. Öyle şey lazım var. Yani bir içinizde bir ateş bir şey gerekiyor. O doğru ama belli ki hani bu sakalı artık değirmende artmadın. Kaç evet. sene oldu oyunculukta? 2000 yılında başladım. 2014 artık oldu. 15 seneye geliyor neredeyse. Ve başarılısın. Başarılarının devamını diliyorum. Devam edeceğiz. Kimle? Sayın Berna Laçin'le efendim.